1946'dan başlatıyoruz. 45. 45'ten başlatıyoruz peki. 1945'te ne oldu da biz bu çok partili hayata ve seçimlere geçtik? İki nedeni varmış gibi gözüküyor bu konuda yapılan araştırmaların. Bir kısmı tarihçiler, bir kısmı siyaset bilimciler tarafından yapılmış durumda. Saymazsak tabii. 1946'dan başlatıyoruz. 45. 45'ten başlatıyoruz peki. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında daha önce kısa dönemli çok partili hayatlarınız olmasına rağmen kesin nihai geçişi, darbeleri saymazsak tabii, 1946'dan başlatıyoruz. 45. 45'ten başlatıyoruz peki. 1945'te ne oldu da biz bu çok partili hayata ve seçimlere geçtik? İki nedeni varmış gibi gözüküyor bu konuda yapılan araştırmaların. Bir kısmı tarihçiler, bir kısmı siyaset bilimciler tarafından yapılmış durumda. Bazı anayasa hukukçularının da çalışmaları var. Bu araştırmalarda temel itibariyle gösterilen iki neden gözüküyor. Bir tanesi uluslararası ilişkilerdeki büyük değişiklikler. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Savaşın bittiği noktada Türkiye savaşa katılmamış durumdadır. Ve savaş sonrasında 1945 senesi büyük bir belirsizlik dönemi yaşamaktadır. Macaristan, Romanya, Polonya, Kızıl Ordu tarafından büyük ölçüde işgal edilmiş durumda. Amerikalılar ise savaşı Ağustos sonunda bitirebildiler Japonya ile. Ve daha önceki dönemde Rusların Japonya'daki Amerikan muharebe girişimlerine destek vermesini bekliyorlar. Ve bunun için bir yandan Polonya, Macaristan ve Romanya'da bir an önce seçimlere gidip demokratik hükümetlerin kurulmasını Ruslara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan Rusları, özellikle Stalin'i küstürmeksizin Japonya'da savaşı bitirmeye gayret ediyorlar. Tabii sonunda nükleer silah kullanmaya gayret ediyorlar. O da tuhaf bir süreçtir. Fakat tam bizim olayımızla ilgili olmadığı için ayrıntısına girmeyeceğim. Sonuçta Doğu Avrupa büyük ölçüde Rusların kontrolü altına giriyor. Aynı tarihlerde Churchill'in ünlü bir lafı var. Avrupa'nın üzerine bir demir perde indi diyor. Ve o demir perde lafı Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı ayıran, rejimleri tanımlayan bir özellik kazanıyor. Bu aşamada Rusya'nın etkisi daha güneye doğru sarkmaya başlıyor. Hemen batımızda Yunanistan'da bir iç savaş patlak veriyor. Daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden bu alevleniyor. Dolayısıyla Türkiye iki tarafından da sarılmış gibi bir manzara arz etmeye başlıyor. Ve daha önce Lenin ve Atatürk arasında 1921'de yapılmış olan bir saldırmazlık paktı ve dostluk anlaşması var. Bunun geçerlilik süresi 25 yıl. Dolayısıyla Türkiye Moskova'ya diplomatlar göndererek bunun uzayıp uzamayacağını ve şartlarını konuşmak istiyorlar. O zaman öğreniyorlar ki Ruslar boğazların iki yakasına Kızıl Ordu'yu yerleştirme teklifinde bulunmak için hazırlanıyorlar. Aynı zamanda Gürcistan'ın batısı dediği Stalin'in, bizim Ardahan ve Kars ilimizin büyük ölçüde Gürcistan'a bırakılması teklifiyle geleceklerini anlıyor bu temaslarda bulunanlar. Bu haberle dönüyorlar. Bunun üzerine hükümet kendisini Rusya'nın bu baskısından korumak için Batık ittifakına doğru yaklaşma ihtiyacını duyuyor. Bu uluslararası neden. Onun için de demokrasi kulübüne girmek durumundalar ve demokrasi olurlarsa bunun daha kolay olacağını düşünüyorlar. Aynı zamanda içeride büyük bir servet el değiştirmesi olayı yaşanıyor İkinci Dünya Savaşı sırasında. Özellikle azınlıkların elindeki bir takım şirketler el değiştiriyor. Büyük bir kara borsa olayı yaşanıyor. Bundan zengin olanlar var. Özür diliyorum, varlık vergisi. Tabii varlık vergisi aynı dönemde ama onun yanı sıra tabii büyük ölçüde toprak mahsulleri vergisi vesaire gibi başka vergiler de koyuluyor ve insanlara çok ağır bir bedel ödetilmiş oluyor bu İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla. Bu ortamın yaratmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı müthiş bir yeni örgütlenme ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin atacağı bir takım yeni adımlar, yeni vergilendirmelere karşı koruma insiyaki içinde olan, hafif hafif ortaya çıkmakta olan bir
müteşebbis sınıfı var. Bunlar da bir parti kurmaya çalışıyorlar. İlk bunlardan bir tanesi zaten Nuri Demirağ, Türkiye Kalkınma Partisi'ni kuruyor. 1945'te onun arkasından da Demokrat Parti'den ayrılmış olan dört kişi dörtlü takrir vererek bir takım eleştirilerde bulunmuşlar. Daha önce zaten Celal Bayar Başkanlığı'nda Adnan Menderes, o zaman çok genç, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Bu iç nedenler. Bu ikisinin birleşmiş olduğu ortamda çok partili hayata doğru geçiliyor ve 1946'ta ilk çok partili seçim yapılıyor. Ama biraz enteresan seçim değil mi? Tabii seçimin kurallarını o tarihte değiştirmemiş oldukları için, fazla değiştirmemiş oldukları için bir kere çoğunluk listesi uygulaması devam ediyor. Oylar açık veriliyor. Dolayısıyla herkes kime oy verebildiğini görüyor. Düzenlemeyi büyük ölçüde yürütme yapıyor. Valilik, kaymakamlık vesaire. Aynı zamanda oyların sayımı gizli yapılıyor. Tabii bu arada büyük yolsuzluklara olanak sağlıyor. Örneğin Şişli'nin sandıkları Topkapı'da çıkıyor. Bu sandıkların içerisinde Demokrat Parti oyları var. Onlar değiştirilmiş, yerine Cumhuriyet Halk Partisi oyları konulmuş. O zaman İstanbul'da bir tekerleme uyduruyorlar. Rızk için Allah Kerim, fisk için Cevdet Kerim. Cevdet Kerim İnce Dayı, önemli bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, onun bunu yaptığını iddia ediyorlar. Ve böyle bir tekerlemeyle de eleştirilerini gündeme taşımış oluyorlar. Onun sonuçları doğru dürüst yayınlanmamıştır. Yani meclis sandalye dağılımı var, oy dağılımı pek bulunabilecek kaynaklarda mevcut değil. Fakat 50 seçimlerine doğru yaklaşıldığı vakit Demokrat Parti eğer bu şekilde devam ederlerse seçimlere girmeyeceğini söylüyor. Şimdi o aşamada Türkiye daha çok uluslararası nedenler dolayısıyla bir taraftan iç savaş devam ediyor, 49'a kadar sürdü Yunanistan'daki. Anladım. Tabii tüm bu anlaşmalar meclisten de geçiyor. Bizim iç politikamızı ya da işleyişimizi de direkt etkileyen anlaşmalar oluyor. Pekala, 1 Nisan 1939 bu işin kırılma noktası dedik, ilk anlaşma. Akabinde ne tür anlaşmalar yapıldı Amerika ile? Yani esas düğüm, şimdi Türkiye'nin batıya yanaşması, çünkü İnönü çok korkuyor savaş sonrasında. Korkusunun nedeni şu. Amerika öncülüğünde Batı dünyası Birleşmiş Milletleri kurmaya yöneliyor. Ve Birleşmiş Milletler'e katılma koşulu olarak Hitler'le anlaşma yapmamak, Hitler'le yardım etmemek şartını getiriyor. Bu Nazizm'den arındırma programı diyorlar buna. Ve bir de demokratik olması, baskı uygulamaması halkına. Böyle adamları şeye alıyorlar, çağırmıyorlar ve tecrit ediyorlar. İnönü'nde ikisi de var. Hem ittifak yapmış Hitler'le hem de baskı uygulamıştır. İnönü döneminde aydınlar çok büyük baskı görmüştür. Hem Türkçüler görmüştür, hem sosyalistler görmüştür, hem Atatürkçüleri de anlattık işte. Görevden alma biçiminde. Köyen üstüleri görmüştür. Şimdi bunu gördüğü için Birleşmiş Milletler'e katılmaya için öyle şeyler planlıyor ki gerçekten biraz gülümsemeyle karşılıyor insan. Şeyin anısı var. Diplomatları tek tek çağırıyor. Bunları sorarlar size. Böylelerine böyle cevap verirsin diye dikte ettiriyor. Yani Amerika'nın ne istediğini biliyor tabii. Onlar istemeden vermeye kalkıyor. İşte bu aşamada köy enstitüleri gerçi söylemişler, istemişler. Ama Amerika'nın ne istediğini biliyor ve onları yerine getiriyor. Kimisini istemeden yerine getiriyor. Bu çok partili rejimi öyle komedi ki bu da San Francisco türü çok partililik demokrasi diyor bir gazeteci Nadir Nadi. Çok parti rejime geçmek için insanlar araya koyuyor. Amerika'da faaliyet ne derler? Kulis faaliyeti yapıyor. Öyle genel Amerikalı senatörler var ki İnönü'ye ne övgüler yapıyorlar. Dur, bir tanesini söyleyeyim.
Mesela New York Times ne yazıyor? Türk iki partiliği kurdu diye 46'da. Türk seçmeninin hayret verici neticesinden, seçimlerinin hayret verici neticesinden yalnız Türkler değil, Batı demokrasisi de hakkıyla gurur duymaktadır diyor. Senatör Mundt, İsmet İnönü seçimlerin yapılabilmesini sağlayan dürüst ve temiz bir seçim yasası çıkarmakla kalmadı. O aynı zamanda Türkiye'de iki partili sistemin kurulmasında rolü olan benzersiz yaratılışta bir devlet adamıdır diye övgüler veriyor. Buna rağmen Amerika'ya çağırmak istemiyor. Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e almak istemiyor. Churchill'in aracılığıyla giriliyor oraya. O girilmesi taraftarını öneriyor. Ne yapıyorsa artık. Etkin bir adam tabii. Türkiye öyle katılıyor ve Türkiye'yi çok partili rejime getiriyor ki çözülmenin esas ana noktalarından biri de bu. Çünkü Atatürk biliyorsunuz onun tek partisi tek parti değildir. Tüm ulusu temsil eden, birçok düşünceyi barındıran ulusal bir partidir. Ama partilerin ne olduğunu bizim gibi gelişmemiş, sınıf mücadelesinin gelişmediği ülkelerde ayrılık nedeni oluyor, kavga nedeni oluyor. Kayıkçı dövüşüne benziyor particilik. Bu da yetmiyor. Köy enstitüleri Atatürk'ün planladığı, programladığı. Şimdi toprak devrimini kafaya koymuş Atatürk ama toprak devrimi ha deyince kararnameyle şunla bilinle olacak bir iş değil. Köylüye tapu dağıtsan yarın hepsi gidecek başkalarının elinde toplanacak yine. Çünkü bilinç yok, işletme yok, kadro yok, eğitim yok. Tarımın yeterince makinalaşmamış, teknikleri öğrenilmemiş. Bunu sağlamak için köy eğitmen programını yapıyor. Eğitmen yok tabii. Ordudaki uyanık çavuşları hızlandırılmış kurslardan geçiriyorlar. Önce okuma yazma öğretiyor. Sonra öğretmen haline getiriyor. Ve köy enstitülerinin nüvesi Atatürk döneminde başlatılıyor ve çok başarılı oluyor. İnönü sonra büyük destek veriyor. Gerçekten büyük destek veriyor ama Amerika istemiyor köy enstitülerini. Mesela harp okullarına imam hatip okulları mezunlarının girmesini istiyor Amerika. Ama İnönü diyor ki ben diyor reddettim diyor. Abdülhamit ordusu yaptırmam bu orduyu dedim diyor. O dönemde imam hatip okul var mıydı? Vardı. İnönü açtı birçok. Yani Atatürk döneminde Diyanet açıldı. Onun denetiminde ama İnönü çok mahalle Kur'an kursları açtı. Daha sadece İmam Hatip Lisesi falan değil, okulu değil. 42'de, 43'te açtı. O da bir ayrı bir konu zaten. Evet. Şimdi oraya hiç girmedim. Ben şeye döneceğim tekrar. Amerika işte ülkenize çok partili sistem kuracaksınız. Yine kitapta bir yerlerde okudum ve başka yerlerden de okudum, biliyorum bunu. Doğrudur da, inanıyorum da. Amerika'nın bir demokrasi bir söylem sadece. Özde vatandaş sadece oy verir. Dinliyorum. Kitabı düşürdüm. Parti, iktidar ya da muhalefet partiler. Fark etmez. Neticede yönetimsel ve kontrol anlamında biz o ülkeleri bu şekilde kontrol ederiz diye bir şeyler var, savları vardı Amerika'da. Yani demokrasiyi getiriyor size, demokrasi gelmiyor aslında. Sadece vatandaş seçiyor o kadar. Oyunu kullanıyor. Bu sadece bizde değil, bizde karikatürü. Dünyada bu böyle. Şimdi ülkelerde de öyle. Adam öyle bir düzen kurmuş ki partileri, ki partiler bir sınıf mücadelesinin ürünüydü. Muhalif partiler de vardı ama Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da iki partili sistem kurmuş. İkisi de düzenin. İşte Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Düzen değişmiyor. Fransa'da 2,5 diyelim veya 3,5 diyelim.
Almanya'da Hristiyanlar, Sosyal Demokratlar. Yani iki partili denen sistem, demokrasi olmuyor ki. Amerika'da her seçimde %50'nin altında çıkıyor şey, oy veren oranı. Bu demokrasinin ölçüsüdür oy verme oranı. Ama Türkiye'de ne oluyor? Sınıfsal taban aynı. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı yer neresi? %80'i köylü zaten ülkenin. Hem kentliden, hem köylüden, hem o alıyor, hem o alıyor. Bir fark yok ki partiler arasında. Bırak onu şimdi diyelim 100 tane parti varsa, 60-70 tane parti varsa,